Meydan savaşı vardı. Arkamda izliyorsunuz, Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında evlerin yıkılması gerekiyordu. Bazı evlerin ve tabii orada yaşayanlar karşı çıktığı için çevik kuvvet ekipleri de destek veriyordu yıkım ekiplerine. Dediğim gibi orada yaşayanlar karşı çıkıyorlardı ve küçük bir meydan savaşı yaşandı Beykoz'da. Yıkımı durdurmak için çatıya çıktılar, çevik kuvvet polisine taş yağdırdılar. İstanbul Beykoz'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı alındı. Mülk sahiplerinin birçoğu karara uyarak evini boşalttı. Bazı bölge sakinleri ise yargı sürecinin devam ettiğini öne sürerek evlerinden çıkmadı. Ekipler sabah saatlerinde Tokatköy Mahallesi'ne yıkım için geldi. Evlerini boşaltmak istemeyenler polise direndi. Bir anda üstüme çullandılar, aşağı indirdiler beni, yerde vuruyorlar bana. Lastik yakıp yol kapatan mahalleli polislere taş ve sopalarla saldırdı. Ekipler de saldırılara biber gazıyla karşılık verdi. Buradaki eylemler gerçekten bizleri üzüyor. Tokatköy sakinleri ise ikiye ayrıldı. Ev sahiplerinin bir kısmı yargı sürecinin devam ettiğini iddia ederken bazıları da kararın çıktığını söylüyor. Evi boşaltmak istemedik. İçinde yaşayan insanlar var, hasta çocuklar var, yürütme kararı var. Burada söz konusu olan iddiaların hiçbirisinin ciddiyeti yoktur. Yıkımı engellemeye çalışıyoruz çünkü mahkeme sonuçlarını bekliyoruz. Eylül ayında mahkeme sonuçlarımız gelecek. Biz her şeyi kanunen ilerlemesini istiyoruz. Şu anda yaklaşık olarak %5'lik kısım evlerini boşaltmadı ve bu işe karşı çıkıyor komşularımız olarak. Burada onlar mağdur olduklarını iddia ediyorlar. Esas mağdur biziz. Biz evlerini boşalttık. Başka mahallelere, başka sokaklara, başka ilçelere taşınarak kira ödemeye başladık. Yaşananlarla ilgili Beykoz Belediyesi'nden açıklama geldi. Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projemiz çeşitli odaklar tarafından kışkırtılmaktadır. Hemşerilerimizin güvenli evlerde yaşama talebi bu odaklarca hiçe sayılmaktadır. Polis bölgede önlem aldıktan sonra yıkımlar gerçekleşti.